Şimdi sancağımızı, sancağımızın devir teslim töreni gerçekleştirilecek. Çok kıymetli valimize teslim edilecek. Arz ederim sayın valim. Buyursunlar. Ayağınıza taş değmesin. Gönlünüze sağlık, gönlünüze bereket. Maşallah, barekallah. Teşekkür ediyoruz. Dünya deprem, dünya darbe tarihinde hiçbir parlamento bombalanmamıştır. Dünya darbe tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizin helal oylarınızla 3 dönem görev yaptım. Sizden aldıkları o güçle millet meclisine çağrıldığında milletin vekilleri ölümüne ölümüne deyip meclise gittiler. Milletvekillerimize de selam olsun. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Sayın milletvekillerim, size helal olsun. 15 Temmuz ben bu yola kefenimle çıktım. Rükudan başka hiç kimsenin önünde eğilmem, milletin gücünden başka güç tanımam diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın, başkomutanın mücadele günüdür. Vatan için ölmek ise kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Felsefesi bu olan bir millet. Sokağa çıkış gerekçesi bu olan bir millet. Hangi darbe girişimi karşısında yenilir? Hangi güç böyle bir milleti sindirebilir? Daha 8-10 yaşında küçücük bir evladımız gelip de Fatma Başkanım, Kemal Valim, ben 15 Temmuz için buradayım. 15 Temmuz için bir şiir okumak istiyorum diyen evlatlara sahip olan bir şehri, bir devleti, bir milleti ne yıkabilir? Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Bakanım, sayın milletvekillerim, kıymetli bölge komutanım, değerli mesai arkadaşlarım, gözümüzün nuru, dua kapılarımız, sevgili şehit ailelerimiz, değerli gazilerimiz, kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsun kıymetli bakanım nezaket gösterdi ve hepiniz adına hoş geldiniz dedi. Ben de canı gönülden hoş bulduk diyorum. Geldiğim günden beri işte 5 gün, 6 gün, 7 gün kimle karşılaşsam, nereye gitsem, ki hep Sayın Bakanım'la beraberdik zaten zaman zaman vekillerimizle, hepiniz beni çok içten karşıladınız. Daha şimdiden bağrınıza bastınız. Daha ilk günden evimde gibi hissettirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evvel yolculuk ol emriyle başlar. Emrin gereği yer küre var olunca bu rahmani emre su, toprak, hava, sonrasında da börtü böcek, dal,
yaprak, yani bilindik ya da bilinmedik onca mahlukat ahenk içinde eşit olmuş. Yani Ademoğluna yaratıldığı süreçten bu yana şahitlik etmiş. Bugün bizim de anlatacaklarımızın şahidi ağaç, börtü böcek, su, hava, topraktır. Gece yolumuzu aydınlatan ay, umudumuzu çoğaltan, içimizi ısıtan güneş, yağmur, rüzgar, kar, boran, gün, mevsim, zaman ve hepsinin sahibi Yüce Allah şahidimizdir. Anlatacaklarımız ne hikaye, ne masal. Yüceliğini haktan alan aziz Türk milletinin yaşadıklarıdır. Dilimiz dönerse biz anlatırız, savrulur zaman, savrulur hain, bozulur, bozulur elbet, bozulur oyun. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam'sı. Seherde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni, gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimde asa ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni.